Bismillahirrahmanirrahim. Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça 9. Derse öğrenci çalışma kitabı. Yazarlar burada. 2019 yılında basılmış bu kitap. 2020 yılında da yine aynısı basılmıştır. Öyleyse şu an 2020-2021 yılı itibariyle yürürlükte olan, müfredatta bulunan Arapça 9 kitabını birlikte işlemeye çalışalım. İçindekilere baktığımızda, içindekileri önemsiyorum çünkü içindekileri gördüğünüzde elinizdeki kitapla aynı mı değil mi anlayabilirsiniz. El muhteviyat içerik demek, içindekiler demek. Birinci ders budur, ikinci ders şudur, üçüncü ders budur. İlk üç ders. Şimdi her videoda tek bir dersi baştan sona işlemeyi hedefliyorum. Şu an birinci dersteyiz. Yani sayfa 10'dan sayfa 28'e kadar işlemeyi hedefledik. İlk dersimiz. El evvelu evvelü birinci ders. Nedir? El evvelu evvelü birinci gün. El gün el evvel birinci. İlk gün nerede? Fil medreseti okulda. Fi de da el medrese okul okulun içerisindeki ilk gün, okula gittiğin ilk gün neler yaşarsın? Organizasyon şeması demiş. Şurada şu var, burada bu var. Geçtim. El vahdetu bir. Birinci ünite, birinci bölüm. Merhaben, merhaba lisaneviyeti. Sanevi lise demek, orta öğretim demek. Birinci, ikinci, üçüncü dersler tekrardan yazılmış ve derken artık parça başlıyor. Bundan itibaren önemli. Sayfa 10'dayız. Burada sayfa 10 yazıyor. Soldaki 1, sağdaki 0. Yani 10. El-Vahdetu 1. Bir, birinci parça. Birinci ünite. Ed-Dersul-Evvelu. Birinci ders. El-Evvel. Birinci. Ed-Dersu el dersi. Ders. Nedir? El yevmul evvelu fil medreseti. Okuldaki ilk gün. İstemi sen dinle. Neyi dinle? İlel ibarati. Aşağıdaki parçaları dinle. Ve daha. E'il tekrar et. Ha onları. Fümme sonra teemmel düşün. Ma'aniha onların manalarını. Ma'aniye manalar. Ha onlar neler yani? İbareler. Yani buradaki kelimelerin manasını düşün diyorum. Nasıl düşünelim? Müsteinen yardım alarak, yararlanarak. Ne ile yararlanarak? Bir suveri resimler ile. Suratun tekildir. Suver çoğuldur. Burada suver demiş. Bir suveri resimler ile. Resimlerden faydalanarak bunu yap. Galilun az demek. Kesirun çok demek. Bak, aşağıda iki kalem var. Az kalem. Kesirun çok bak. Fazla çok kalem var. Resimden faydalan. Garibun min yakın demek. Şu iki şahıs birbirine yakın durmuşlar. Burada görsel zekaya yer vermek için ne yapmışlar? Bir kelime vermişler ve hemen yanına o manayı destekleyen resim vermişler. Galilun az demek hemen az olan bir şey koymuş. İstersen iki kedi koy. Ha burada iki var da iki az da üç çok mudur? Azlık ve çokluk bildiğiniz üzere neyle neyi kıyasladığına bağlı. Yani kesiyorum şurası çok dedik. Değil mi? Kaç tane kalem var? İşte atıyorum 6-7 tane. Hemen sağda 100 tane kalem olsaydı o zaman buna ne diyecektin? Galil az. Çünkü diğer kesir dediğin şey daha fazla. Kısacası çokluk, azlık. Nedir? Kıyasladığın şeye bağlıdır. Bu iki resmi kıyasladığımızda az olan sağdakidir. O yüzden ona galil, soldakine kestir denilmiş. Garibun min. Bu iki şahıs birbirine yakındır. Ve de sağdakinin artık elbisesine min yazılmış. Neden? Mine dikkat çek için yani. Mine dikkat çekmemiz için. Garibun bir kelime. Garube kökünden. Garibun yakın demektir peşine min harfi cerri geliyor yani. Garibun peşine min geliyor. Harfi cerdir. Çeşitli harfi cerler var. Bunlardan iki, üç tanesini şimdilik bilelim. Bir tanesi ne imiş? Min. Den, dan manalarına gelir. İkinci harfi cerrimiz an. Bu da den, dan manalarına gelir. Üçüncü harfi cerrimiz ila. Ne demek? E kadar, a kadar. Okula kadar yürüdüm mesela. Bir diğer harfi cerrimiz fi'dir. D, da içinde. Mesela okulda, değil mi? Derste, d, de da manalarına gelir. 20 tane harfi cer var. Biz şimdilik şu dördünü bilelim. İşte diyor ki garibun denildiği zaman garibun. Garibun. Şimdi, Ba olmalıydı. Garibundan sonra ne gelir? Garibun nokta 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 yapar. soru sorar. Değil ki A şıkkı buraya an mı gelecek mesela? An mı gelecek? Min mi gelecek? Hangi harfi gelecek diye sorulabilir. Garipten sonra ne gelir? Min gelir. Bu şu anda ilahiyat düzeyinde soruluyor. Garipten sonra hangi harfi gelir sorusu ilahiyat düzeyinde sorulmaktadır. Size de yani bir ihtimal çıkabilir. Sugun, çarşı, pazar. Manav değil. Ba'idun an. İkisi kıyaslanır her zaman için. Garipten sonra min, ba'idden sonra an gelir. Bunu karıştırmamaya özen gösterin. Ba'idun an uzak demek. Garibun min yakın demek. Burada iki şahıs var. Birbiri arasındaki mesafeyi görüyorsunuz. Burada da iki şahıs var. Birbirleri arasındaki mesafeyi görüyorsunuz. Elbette bunlar daha uzak. Yukarıdakilere kıyasen. Dolayısıyla bunlara garib ba'idun an diyoruz. Zaten sağdaki şahsın üzerinde an yazmışlar. Yani min mi an mı nerede kullanılıyor bak karıştırma diye özellikle harfi cerre dikkat çekmek için şahsın üstüne harfi cerri yerleştirmişler. Gittun kedi hayyun mahalle beytun ev beyti benim evim. Burada ne yazıyor? Benim evim yazıyor. Bak ev ile benim evim arasında ne fark var? Fark var Şimdi bir tane Beytun yazalım şuraya. Bey Şuradan ta yapsak. Beytun. Ne demek bu? Ev demek. Ama burada ne yapılmış? E, PDF'e bakarsan sonunda, sonunda ne var? Beytun artı yağ var. Yani ya ekledim. Ya ne demek? Benim demek. Bak ne demek? Benim. Dolayısıyla beytten sonra yayı birleştirirsen burada olduğu gibi dersen ki beyti yaparsan beyti yaparsan bu durumda ne olur? Benim evim. Kalemun Kalemun ne demek? Kalem demek. Kalem aslında Arapça yani. Sonra yay eklersen benim manasına gelen yağ var değil mi? Yayı eklersen eşittir matematik gibi oldu. Matematik belki ürkütücü ama bundan ürkmeyin. ilgisi yok. Gale mi Şöyle yazdı varsayın. var Gale mi ne demek oldu? Benim kalemim. Kalemun bir kalem herhangi bir. Sonra yayı getirdim. Benim kalemim. Seyyaratun, araba. Seyyarati, benim arabam. Ebu'n, baba. Ebi, benim babam. Defterun, defter. Defteri, benim defterim. Sonuç olarak bir ismin sonuna şu ya'yı getirirsen benim manasına getir. Beyti, benim evim. yetun uyruk. Hangi ülkeye mensupsun? Lan nerede doğdun, büyüdün? Racülün, adam değil herhangi bir adam erkek için kullandı. Herhangi bir erkek, herhangi bir adam. Eğer adam dersen marife manası olur. Bu yanlıştır. Nekre olduğu için. Şimdi marife nekre kelimesini ilk defa diyorlar. Buna takılmasın. Bilenler için orasını söyledim. İlk defa buraya bakanlar racülün için herhangi bir adam manasını vermesi gerekir. Ganiyun zengin. Yine gördüğünüz üzere resimlerle destekleniyor manalar ki görsel hafızaya da hitap ederek ezber kolaylaştırılsın diye. Şuratun top demek zaten belli. Ama nasıl top? Herhangi bir top. Derracetun bir bisiklet. Herhangi bir bisiklet. Raniyun herhangi, herhangi bir zengin. Sadigun bir arkadaş. Zuhrun öğle vakti. Kelbun köpek. İstemi sen dinle. Neyi dinle? İlel fakaratil atiyet. Aşağıda gelen konuşmaları, fıkraları dinle. Birlikte zaman zaman sözlük kullanacağız. Sözlük kullanmayı göreceğiz. Şimdi fakarat ne demek? Fıkra kelimesinin çoğulu olduğunu düşündüm. Ve sözlükten birlikte bakalım. Sözlük şu. Arapça merak olan devamını getirmek isteyen arkadaşlarım Serdar Muçara'ya ait olan sözlüğü almasını öneririz. Kendisinden Arapçadan Türkçe'ye hem de Türkçeden Arapçaya sözlüğü vardır. Sözlüğe girdiğinde bakacağın şey ilk olarak F harfine girmek. F açtın peşine kaf bulmalısın. Çünkü gördüğün kelime öyle geliyor. Bak önce F gelmiş sonra kaf gelmiş sonra Ra gelmiş. Hocam başta eliflan var. Eliflamı dikkate almıyoruz çünkü kelimenin orijinal harfi değil. F'yi açtık. Peşine kaf aramam lazım az önce söylediğim üzere. Kafı şuralarda görüyorum. Şuradan giriş yapalım. FKD var. FKD, Fekara, Fekarat. Evet, iftekara, fakrun, fikrat, Paragraf makale fıkra. Değil mi? Fıkratun fikarat veya fıkratun Ne demekmiş? Makale paragraf manalarına gelmekte. Öyleyse istemeye dinle iler fekaratil atit. Aşağıdaki paragrafları dinle. Kulak ver. Ve <laughs> ikra sen oku. Neyi? Ha onları. Hangi onları? Aşağıdaki paragrafları yani. Oku. Önce kulak ver, sonra kendin de oku. Sünme daha sonra ne yap? Uktup sen yaz. E, neyi yaz? Ha o paragrafları yaz. Nereye yazalım? Fi defteri ke kendi defterine yaz. İsmi bak aynı şekilde ismun bir isim demek. Şurada gördüğümüz şey vardı ya. Şimdi bu tarafa yazalım. İsmun ne demek? Bir isim. Sonra yağ getirmiş ama. Getirdiğinde buradaki zammet silinir, estelenir. İsmi, benim ismim. Burada o var. Sonda yağ var. Dolayısıyla benim demek. İsmi, benim ismim, benim adım nedir? Ha işe tu, Ayşe Tek ötre ile ha işe tu, Ayşe dir. Parantez arası bilgi. Bu kelime gayri gayrimunzarif denilir. Dolayısıyla tenvin almayacaktır. Bu yüzden tek ötre okudum. Gayrı mustarif nedir diye şu an kafanızı kurcalamanıza gerek yok. İlerleyen derslerde çıkacak bir şey. Sonuç olarak siz bunun Aişe tu tek ötre okunduğunu bilin. Benim adım Ayşe'dir. Ene ben kimim neyim? Dalibetun. Bir öğrenciyim. Bak dalibetun diyor. Dalibun demiyor. Sonra yuvarlak ta kapalı ta getirmiş. Yani ben bir kız öğrenciyim cinsiyetini belirtiyor erkek mi kız mı diye. Cedidetun hem de yeni bir öğrenciyim. Daha yeniyim burada. it okulda daha yeniyim. Lisede yeniyim. Ve ene ben dalibetun. Bir kız öğrenciyim. Nerede? Fissafi sınıfta. Hangi sınıfta? Fettasi'i dokuzuncu sınıfta. Ene ben uhibbu. Severim, seviyorum. Neyi? Medreseti okulumu. Medresetun okul, medrese medreseti benim okulumu, kendi okulumu seviyorum. Okullu değil, kendi okulumu, bana ait olan okulu. Sonda ya var. Hemen sol tarafta birisi de konuşuyor. İsmi, benim adım nedir? Muhammedun, Muhammed'tir. Buradaki kelimenin sonunun harfini iki ötre veriyorsun. Temin, Muhammedun, Muhammed'tir. Ene yani ben Balibun bir erkek öğrenciyim. Cedidün yeni. Nerede yenisin peki sen? Fissaneviyyeti lisede. Ve ene ben dalibun. Bir erkek öğrenciyim. Nerede? Fissafi tasiye. Dokuzuncu sınıfta. Tasi'i dokuzuncu. Bak dokuz değil. Dokuzuncu sıra belirtiyor. Ene ben uhibbu. Seviyorum. Medreseti kendi okulumu. İki paragraf arasında belirli farklılıklar var. Ne gibi? ene dalibetun sonra ta kullanmış. Solda ise ene dalibun demiş. Bak dalibun sağda dalibetun demiş. Neden? Çünkü sağda konuşan bir kız, solda konuşan bir erkek. Konuşan bir kız ise sona ne getirilir Kapalı ta. Dalibetun, celi de tun. Solda dalibun, cedidun. dun. Bak cerifte de ta yok. Sağdakinde ise var. Değil mi? Yani sorulsa ismi Aişe tu dese, peşine ene dese, nokta 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 dese. A şıkkı dalibetun cedidetun, B şıkkı dalibun cedidun, C şıkkı dalibetun cedidun. Bak bunu da çıkabilir. Böyle karıştırabilir. Hangisi gelmeli noktalı yere? A, B, C şıklar var. Sen ne yapacaksın? Adım Ayşe demiş bir defa. Ayşe nedir? Bir kadın ismi değil mi? Cinsiyet olarak baktığında. Ha, kadınsa o zaman ne yapmalısın? Kadın eki, mühendislik alameti olan, talı olan kelimeleri seçmen gerekir. Değil mi? İsmi Muhammed dese o zaman talipten sonra taassız, cedi, dün gelmesi gerekir. Dari, bun, cedi, dün, gelir. Niye? Çünkü ismi Muhammed, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin ise böyle olur. Erkek çünkü. Buna dikkat ediyoruz. Hadihi işte bu. Bu şu hadi ne demek? Bu demek, şu demek. Yer yer o diye de çevrilebilir. Sonuç olarak işaret için kullanılıyor. Hadi şu gördüğüm var ya bu kişi sadigati benim kız arkadaşımdır. Bak erkek değil. Çünkü kelimenin sonuna yine ta getirmiş. Sadigatundur aslı bu. Sadigatun Sonra ya eklenmiş yine benim manasına gelsin diye. Sadigati benim kız arkadaşımdır. Kız arkadaşımdan maksat da nurun raya iki ötüre. Nurun nurdur. Bu kızın adı nurdur diyor. Hiye o, hiye o demek. O kimdir? Bali ve tun bir kız öğrencidir. Nerede? Fe safi dokuzuncu sınıfta. Et dokuzuncu saf sınıf. Hiye o kız yani kim? Nur dediğimiz 9. sınıfta okuyan arkadaşım dediğim o kişi var ya. evlan aynı şekilde o da tuhibbu sever. Neyi seviyor? El medrese te okulu. Kesiran hem de çok. Kesiran çok demek. Şimdi burada da bizim bu Muhammed tanıtacak birisini. Ha da bu gördüğün var ya bu kişi. E, kim o? Sadiqi benim erkek arkadaşım. Hem de adı nedir? Farugu. Faruk, Adı Faruk'tur. Adı ne? Faruk. Ve o Faruk, dalibun, bir öğrencidir. Fisaf-ı tersi'i, dokuzuncu sınıfta. Ve o Faruk, yuhibbu sever, el medrese T okulu, kesiran hem de çok. Yine konuşan kişi müennes mi? kadın mı erkek mi ona göre farklılıklar var. Önce şunu bir belirtelim. Bir terim öğretelim. Bir terim yazalım. Terimimiz şu olacak. Müzekker diye bir kelime var. Ne varmış? Müzekker. Müzekker eşittir. Eril. Erkek. Aynı şeyler yani. Bir de ne var? Müennes diye bir kelime var. Bundan kasıt ne? Kadın. Dişil varlıklara müennes diyoruz. Müzeker dediğimizde erkekler kast edilir. Müennes dediğimizde kadınlar kast edilir. Bunu bilelim. Bu bir terim. Gramer terimi. Şimdi bakın burada hadihi demiş. Burada hada demiş. Neden? Şimdi hada hadi işaret için kullanılır. Şu kişi bu kişi. Hadihi müennes için. Eğer sen parmağını uzatarak şu diyeceğin kişi bir kadınsa hadihi dersin. Burada nurdan bahsediliyor. Nura işaret ediyor. Nurda kadın olduğu için hadihi kullanmış. Sol tarafta ise hada demiş bak. Çünkü işaret ettiği kişi erkektir. Öyleyse erkekler için hada, kadınlar için hadihi kullanılır. Bu bir yeni bir bilgi olabilir. Peşine gelen kelimeler sağ tarafta sadiga ti, sol tarafta sadigi olarak geldiğini görüyorsunuz. Yine ta farkı var değil mi? Ta eklenmiş ve eklenmemiş. Sağ tarafta kelimenin sonuna ta eklenmiş. Sonu diyorum ama peşine ya da eklenmiş tabii değil mi? Benim manasına gelsin diye. Kelimenin sonuna ta eklendiğine göre yine bir kadından bahsediliyor. Sol tarafta ta eklenmemiş. O zaman erkekten bahsediliyor. Sağda hiye demiş bak. Hiye o manasına gelen bir zamirdir. Zamirler Türkçede de vardır. Hiye o hangi o Ali'den Veli'den mi bahsediyorsun? Yoksa Ayşe'den Fatma'dan mı? Hiye demiş. Demek ki Ayşe Fatma yani bir kadından bahsediyor. Erkekten bahsetse hüve derdi. Kelimenin sonuna balibetun ta gelmiş. Çünkü bir kadından bahsediliyor. Solda balibun demiş. Çünkü bir kadından bahsetmiyor. Yine son tarafta hiye var sağda. Sol tarafta hüve var. Hiye ise kadından bahsedilir. Hüve ise erkekten bahsedilir. Hiye o demek. Hüve de o demek. Mana aynı, çevirisi aynı. Ama biriyle kadın kastedilirken diğeriyle erkek kastedilmektedir. Aynı şekilde hadihi bu demek, şu demek. Hada da bu, şu manasına geliyor. Manaları aynı. Ama işaret edilen kişi farklı. Biriyle kadına, biriyle erkeğe işaret ediliyor. Böylece birinci Bölüm bittik. Şimdi buradayız. Arif tanıt. Arrafe yuarrifu tarif et. Değil mi? Arif tarif et. Tanıt. Nefseke. Kendini tanıt bakalım. E veyahut kendini değil de e, kimi tanıt? Sadigake arkadaşını tanıt. Nasıl tanıtalım? Müsteinen faydalanarak, yardım alarak. Neden? Bir temrini sabiki. Sabiki yukarıda geçen demek bir temrin alıştırma. Yukarıdaki alıştırmadan yararlanarak, yardım alarak arkadaşını veya kendini tanıt. Yani şimdi arif nefseke kendini tanıt demiş çizgiler koymuş. Buraya kendini tanıt. Nasıl tanıtayım? Hangi özelliğinden bahsedeyim? Yukarıdan faydalan diyor. Yani çok da böyle atmaca, düzmece olmasın. Yukarıdan faydalan. Ne demiş? İsmi Ayşe demiş. Sen de ne yaparsın buraya? İsmi aynen yazarsın bak. Değiştireceğin şeyler belli ismi sen de aynısını birebir kopyala yaz. Sonra Ayşe demiş. Senin adın ne? Fatma olabilir. Ayşe olabilir. Muhammed olabilir. Ali Veli, Hasan Hüseyin olabilir. Adını yaz. Ene Dalibetun demiş. Eğer beni dinleyen bir kadınsa o da Ene Dalibetun, Cedidetun, Şisanevit aynısını yazabilir. Doğru çünkü. Erkekse Ene Dalibun, Cedidun, Şisaneviyeti diyebilir. Peşine tamamı tutuyor zaten. Kadınsa burayı olduğu gibi yazabilir. Sadece Ayşe yerine Fatma mısın? Nuriye misin? Adını yazarsın. Sol tarafta erkekse olduğu gibi yazabilir. Muhammed yerine Ali, Veli, Hasan, Hüseyin yazması yeterli. Arkadaşını tanıt demiş ya. Eğer tanıtacağın kişi bir kadınsa şu Nur kelimesini sil. Yerine bir kadın ismi yaz. Eğer tanıtacağın kişi bir erkekse Faruk kelimesini sil, yerine bir erkek ismi yaz. Olsun bitsin. Doğrudur yani yapacağın tanım, anlatım kesinlikle doğru olacak. Zaten yukarıda doğru olarak yazılmış. Evet, burada arkadaşını tanıt diyor. Erdif ki arkadaşını tanıt demiş. Burada da arkadaşını tanıtabilirsin. Yani şuranın şu kısmı hadihi sadigati nur vehiye dalib bütün diye geçen burayı sadece nur ismini silerek oraya yazabilirsin. Hada sadigi faruk ve dalib diye devam eden yeri sadece faruku değiştirerek yine buraya yazabilirsin. Sonuç olarak arif nefseke dediği yere kendini arif sadigaki dediği yere ise arkadaşını tanıtmak gerekir. Bir sonraki sayfa. Sayfa 14. Ekmil tamamla. Sen tamamla. Neyi? El feragati. Boşlukları tamamla. Boşluklar var. Tamamlayayım da hafızamdan bir şeyler mi seçeyim? Kendim mi uydurayım? Yani ne, nereden tamamlayacağım? Minel kaimeti kemafil misali. Minel kaimeti yani şurada bulunan kelimelerden yararlanarak diyor. Kemafil misal örnekte olduğu gibi. Ente sen ma cinsiyetuke senin cinsiyetin nedir? Yani uyruğun. Yani sen nerelisin? Japonyalıyım mı diyeceksin mesela. Burada ne var? Bayraklar var. Bayraklardan yalanabilirsin. Ente diye sordu ise nasıl cevap verilir? Ente diye bak şu an ben sana diyorum ki sen nerelisin? Nasıl cevap verirsin? O şuralı mı dersin? Hayır. Ben şuralıyım dersin. Soruyu sana yönelttim. Kendinden bahsedeceksin. O yüzden ene diyor bak. Ente erkek için sen demek. Ene erkek için ben demek. Enti kadın için sen demek. Ene ben. Ben nereliyim? Hemen aşağıda. kelimeler geçiyor zaten. Ene ben. Türkiye'den. Cinsiyeti dersin. Şurada. Ene ben yazalım. Şurayı bir yenileyelim. Sorunun cevabı nasıl verilir? Ene ben. Evet. Cinsiyeti. Ya olması lazım. Cinsiyeti benim uyruğum nedir? Türkiye yazabilirsin. Azerbaycan şu şey sabit cinsiyeti dedik değil mi? Ene cinsiyeti benim uyurum ister Azerbaycan'da, ister Türk'te, ister Filistin'de ne demek istiyorsan diyebilirsin. Ene'nin cevabı o. Enti, peki sen yine ne yapacaksın? Yine aynı şekilde cevap vereceksin. Ene ben cinsiyeti benim uyurum Azerbaycan yazabilirsin. Hüve o. Peki onun cinsiyeti nedir? Dediği zaman iş ne olur? Bu durumda değişir. Çok mu değişir? Hayır. Ve o çünkü seni sormuyor bu defa. Bundan ötürü ene ben diyerek başlayamazsın. Ente, enti sorularına cevap verirken cinsiyetle ilgili soru gelmişse ene cinsiyeti yazarsın standart peşine ister Azerbaycan yaz ister Japonya yaz ister Fransa yaz ente enti her iki sorunun cevabı da enec cinsiyeti ile başlar. Ama şimdi onlardan sormamış bak. Buradan ne yapmış? Hüve demiş. Hüve demek yani onun cinsiyetini soruyor. O birisine işaret ediyor. Hüve zamir o kişi o erkeğin cinsiyeti nedir, uyruğu nedir? O zaman ne yaparsın? Dersin ki cinsiyeti hu cinsiyetu. Jin to onun cinsiyeti onun uyruğu nedir i̇şte Türkiye'dir mesela Filistin'dir mesela nahnu biz şimdi biz diyorum. biz dediğine göre biz manasına gelen bir zamir kullanman gerekir o da ne olur cinsiyetu na olur na biz demek cinsiyetu Na bizim uyruğumuz nedir? Lübnan'dır. Olabilir. Eğer nahnu diyorsa cevapta cinsiyetu na zamirini ekliyoruz. Bak cinsiyet kelimesi standart. Cinsiyet kelimesine zamirler ekledim ben. Değil mi? Cinsiyet kelimesine çeşitli zamirler ekledim. Eğer ente enti diye soruyorsa cinsiyet kelimesinin evveline ene ekledim. Sonuna da ya ekledim. Ente enti soruları için. Eğer hüve veya hiye her ikisi için de geçerli şimdi. Hüve ile veya hiye ile ilgili gelmişse soru ne yaparsın? Bu durumda her ikisi içinde de cinsiyetu hu demezsin. Hüve için cinsiyetu hu dersin. Hiye için cinsiyetu ha dersin. Sonuna ha eklersin. Hu yerine ha eklersin sorusunda. Eğer nahnu diye gelmişse bu durumda cinsiyetu na eklersin. Bunu tekrardan yazalım. Yani buradaki asıl kelime cinsiyettir. Uyruk manasında. Cinsiyetu. Bak bu standart. Eğer t, -t diye geliyorsa o zaman soru yani t n t diye soru gelmişse n veya n diye gelmişse her ikisi içinde ne yaparsın bunun sonuna ekleyeceğin şey bellidir ya eklersin cinsi y olur tabi tam herkesi artık zamme değil esir olur cinsi y olur n t n için o hüve diye sorulmuş ise cinsi y t hu eklersin sadece hu eklersin hiye, de, hiye, diye soruldu ise hu değil de ha eklersin. Nahnu diye sorulduysa cinsiyetu na eklersin. Sonuç cinsiyet standart. Son eklenen zamirlere göre gidişat vardır. Ecri icra et. İcra et yani uygula. Et temrine alıştırmayı kema o şey gibi ki fil misali örnekteki gibi uygula. Sümme sonra ikra oku. Hu onu. Örnekte olduğu gibi misali uygula. Alıştırmayı uygula. Sonra da onu oku. Ente sen. Ma cinsi yütike. Senin cinsiyetin nedir? Türkiye demek istemiş. O zaman ene turkiyun demiş. Ente ne demek? Sen demek. Yani öyle bir soru soracaksın ki cinsiyet kelimesiyle sen manasına gelen yani ikinci şahıs karşında bulunan senin de hitap ettiğin kişiye soru yöneteceksin. Ma zaten sorudur değil mi? Nedir manasına gelir ma. Ma ismuke ismin nedir? Ma cinsi yetuke uyruğun nedir? Ke senin. Nedir? Türkiye kelimesini kullan demiş. Ene ben Türkiyün. Türk'üm. Türkiye'liyim. Hüve için sor. Ma cinsiyetu hu yapacaksın bu durumda. Ma cinsiyetu hu yapacaksın. Az önce söylediğim şeyler zaten değil mi? Hüve için huyu kullanırsın dedik. Ma cinsiyetu hu. Onun cinsiyeti, onun uyruğu nedir? Diyor ki Azerbaycan kelimesini kullanarak cevap verir misin? O yüzden parantez arasında bunları yazmış. Yani şu kelimeyi kullanarak cevap ver demek için parantez arasına kelimeler koyuyor. Hüve o kişi Azerbaycaniyyun, Azerbaycanlıdır. Günümüzde Karabağ savaşlarını duyduk zaten. Azerbaycan şu anda ülke gündeminde, dünya gündeminde gündem. Hiye o manasına gelecek şekilde sor. Ma cinsiyetu ke, ma cinsiyetu hu, ma cinsiyetu ha. Sonuna ne ekliyorsun? Ha zamirini ekliyorsun. Az önce söylediğim şeye geldik. Bu, tabi, bu defa bu defada Mısır kelimesini kullan demiş. Hiye o kişi Mısriyetun, Mısırlıdır. Şimdi de anti kelimesini kullanarak yap demiş. Enti için ne kullanacaktık? Anti için hani e, sen demek yine ya'yı kullanacağız. Anti için de anti için de ya'yı kullanıyoruz. Anti bir kadın için sen demek. Ma cinsiyet e, Gerçi bu defa soru soruyor. Cevap vermiyor. Cevap verirken ya'yı kullanıyoruz da burada cevap söz konusu değil. Dolayısıyla ne yapılmış? Ma cinsiyetu ki. K değil de ki. Çizgi altta olmalı. Ma cinsiyetu ki. Altta çizgi. Estre. Senin cinsiyetin uyruğu nedir? Bir kadına yöneltilmiş soru. Bu defa da Filistin kelimesini kullanır demiş. Ene Filistiniyetim. Ben Filistinliyim. Bu şekilde cevap verilebilir yani. Cevaplar Ene Türkiyun. Hüve veya o kişi Azerbaycanlıdır. Hiye o kadın Mısırlıdır. Ene ben Filistinliyim şeklinde cevap verilebilir. Veya benim yazdığım şekilde uzunca da cevap verilebilir. Cinsiyet kelimesi kullanılarak. Ene ben cinsiyeti benim uyruğum nedir? Türkiyun Türktür. Türkiye'deyim değil yani. Cinsiyetuhu onun uyruğu Azerbaycan'dır. Cinsiyetu ha onun cinsiyeti Mısır'dır. Cinsiyeti benim uyruğum Filistin'dir şeklinde yazmış olduğumuz cinsiyet kelimesini kullanarak cevap verilebilir. Biz bunu gösterdik. Bu uzunca bir cevap yöntemi. Burada daha kısa bir cevap modeli uygulanmış cevap verirken cinsiyet kelimesi kullanılmadan cevap vermeye gidilmiş. Bu daha kısa olduğu için daha kolay olacaktır. Sonuç olarak soru sorulmuş bak. Ente sen diye sorulmuş. Değil mi? Enti sen diye sorulmuş. Her ikisinin de cevabı neyle başlıyor? Ene ene. Püf nokta bu. Ente enti. Her ikisi için de ene ene kullanılır. Ene'den sonra ister Türkiye'yi ister Azerbaycan'ı fark etmez sana kalmış. Ama cevaba ene diye başla. Eğer soru ente, enti ise senin cevabın ene ile başlar. Peşine ister Frans Fransa yaz, Lübnan yaz önemli değil. Eğer soru hüve ise cevap da hüve ile başlar. Soru hiye ise cevap da hiye ile başlar. O zaman hüve ile hiye kendileriyle başlar. Ente ile enti ene ile başlar diye formül edilebilir. Ecri temrine alıştırmayı uygula. Kema filmi misal örnekte olduğu gibi. Sonra ne yap? İkra oku. Hu onu o alıştırmayı oku. Ene ben kimim? Tabi bun. Bir erkek doktorum. Enti peki sen kimsin? Enti sen de tabi betun. Bir kadın doktorsun. Fak ney? Fak şu. Tabi bun tabi betun. Bak yine ta'ya dikkat çekiyor. Bu ta böyle de gelebilir. Şöyle de gelebilir. İki şekilde karşına çıkabilir. Tamam Madde 1, madde 2. Iki. İkisi de aynı ta'dır. 2 numara olarak gelir. Ne zaman? Sağdaki harfle bitişiyorsa 2 numara olarak gelir. Sağdaki harfle bitişmiyorsa 1 numara olarak gelir. Her ikisine de ta'yı merbuta denilir. Yani yuvarlak ta denilir. Yuvarlak olmayan ta mı var? Var şu şekildeki ta'ya da yuvarlak olmayan ta diyoruz. Ene dabibun ben bir doktorum. Ha, enti sen, enti dabibetun. Sen de bir doktorsun. Burada anlatılan şu ama diyor ki ene ile tabip kelimesi bu şekilde yazılırken enti ile tabip nasıl yazılır? Dabibetun diye yazılır. Müennese çevrilir. Ene dalibun talip kelimesi ene ile böyle kullanılıyor ise ente ile nasıl kullanılır? Yine aynı kullanılır. Değişmez. Ente zaten müzekker zamirdir. Talipte müzekker yazılmış zaten. Ente, dalibun, sen bir öğrencisin. Ene, dalibun, ben bir öğrenciyim. He, o kişi, örneğin Ali. Ali yazmıyor da örnek olarak. Kimdir? Muallimun, bir öğretmendir, bir öğreticidir. Hiye, o, mesela Ayşe kimdir? Muallimetun, bir bayan öğretmendir. Hiye'den sonra hiye müennes için kullanıldığı için muallimun değil de muallime tun gelir. Mimin soluna bir ta eklenir. Ve yazılış artık şöyle olur. Muallime tun. Muallime tun. Muallime tun. Bu şekilde gelir. Hiye o kadın mühendis etün, Mühendis bir kadındır. Hüve o erkek mühendisun. Mühendis bir erkektir. Ta, sil, sine ötreler. Mühendisun. Tasız yazacaksın sol tarafa. Çünkü ve müzekkerdir. Kısacası buradaki zamirleri müzeker, mühendis olarak çekimini bilmek gerekir. Müzeker, mühendis müfret tesni cemiye göre zamir çekimini bilirsen ve kelimenin sonuna ta eklendiğinde o kelimenin nes olduğunu ta eklenmediğinde müzekker olduğunu bilirsen burada rahat edersin. Şu tabloyu ezbere bilmemiz gerekir. Bunlara münfasıl yani ayrık, bitişik olmayan zamirler denilmektedir. Diyor ki müfret, müfret tekil demek. Tek bir tane elma, bir tane bilgisayar. Tesniye ikil demek. İki elma, iki bilgisayar. Cemi çoğul demek. Birçok elma, birçok bilgisayar. Yani bir sürü bilgisayar, bir sürü bardak gibi. Müzekker erkek demekti, müennes kadın demek idi. Yani erkekler için kullanılan zamirler var, kadınlar için kullanılan farklı zamirler vardır. Evet. Nasıl bir zamirdir? Yukarıdan bakarsan müfrettir, soldan bakarsan müzekerdir. O zaman hem müfret hem müzeker zamirdir. Hüma nedir? Yukarıdan bak tesniyedir, soldan bak müzekerdir. O zaman hüma nedir? Tesniye müzekerdir. Hüm demek ki cemidir ve müzekerdir. Hüve müfret müzeker, tesniye müzeker olan hümadır. Cemi müzeker olansa hümdür ezber yapılması gerekir. Hüve huma hum, hiye huma hunne, ente entuma entum, enti entuma entunne, ene nahnu, ene nahnu. Manası ne? Hüve o demek. Hangi o? O erkek yani. O kadın değil. Kadın için kullanılmaz. Bak müzeker diyor. Huma o ikisi demek. Hangi ikisi? Ayşe ile Fatma değil. Ali ile Veli. Çünkü müzeker sütununda yer alıyor. Hım onlar demek. Hangi onlar? Erkek olması gerekiyor. Kadınlar için değil. Bak müzekker sütununda bulunuyor değil mi? Onlar cemidir. Çoğuldur. Ne demek cemi çoğul? En az 3 ve sonsuza kadar olan. Mesela 3 erkek için hım diyebilirsin. 300 erkek için de hım kullanılır. 3 trilyon erkek için de hım kullanılır. En az 3 yukarıdan bir sınır yok yani. Hüve o huma o ikisi hum onlar. Hiye o huma o ikisi hunne onlar. Bunlar ne? Zamir. Kaçıncı şahıs? Üçüncü şahıs bak. O o ikisi onlar. Mana aynı. Hüve o erkek. Hiye o kadın. Huma o erkekler. iki erkek. Huma o iki kadın. Hum o erkekler. Hunne o kadınlar demek. Ama o yani sen değil, biz değil, o, o, üçüncü şahıs, yanında olmayan, uzaktaki için bunlar kullanılıyor. O yüzden gayb demiş. Gayb, üçüncü şahıs erkek demek. Gaybe, üçüncü şahıs kadın demek. Gayb yani yanında değil ki. Gayb demek, kayıp demek. Yanında mevcut olmayan demek. Ente, muhataptır. Yani, Artık sen demek ente sen bir erkek entuma siz iki erkek entum siz erkekler. Enti sen bir kadın entuma siz iki kadın entun siz kadınlar. Ene ben demek. Ben nahnu biz demek. Ene ben demek. Müzekker için de ene yazılır, müennes için de ben yazılır. Müennes de olsa, müzekker de olsa ene diye yazılır yani. Yazılışı değişmiyor bak ve mana aynı ben. Nahnu biz demektir. Müzekkeri de müennesi de aynı yazılır. Nahnu biz demektir. Müzekkeri de müennesi de aynı yazılır. Nahnu biz derken biz iki erkek, biz iki kadın kastetmiş olabiliriz. Biz erkekler veya biz kadınlar da kastetmiş olabiliriz. Yani nahnu tesniyede de nahnudur. Cemide de nahnudur. Tesniyesi de cemisi de müzekkeri de müennesi de fark etmez demek istediğim. O yüzden dört tane nahnu görüyorsun. Bak tesniyede de nahnu yazılır. ''Cimi'' de aynen. Kadında da aynen. Erkekte de aynen. Yazılışa sahiptir. Sonuç olarak biz demektir. Ama biz derken kimi kastediyorsun? Biz iki erkek de olabilir. Kastedilen. Biz derken kastedilen üç erkek de olabilir. Kadınları düşün. Biz iki kadın da kastedilmiş olabilir. Biz iki kadın değil birçok kadın da kastedilmiş olabilir. Farklılıklara bak. Hepsi farklı ama benzer şeyler de var. Huma huma. Şuraya giriyorsun. Tesliye müzekker huma. Tesliye müennes yine huma. Tesliye müzekker entuma. Tesliye müennes entuma. Değil mi? Aynı aynı gelmiş. O zaman bir yerde huma görürsen tesliye müzekker mi tesliye müennes mi acaba? Nasıl anlarsın? Cümlenin bakışına bakacaksın. Sağ tarafta erkeklerden mi bahsedildi, kadınlardan mı? Neden bahsedildiyse ona göre müennes veya yani müzeker diyeceksin. Entuma entuma ortak yazılışa sahip. Eğer kastedilen cümlenin sağ tarafına bak, sol tarafına bak. Erkekse entuma demek ki nedir? Müzekkerdir. Cümlede bir kadından bahsediliyorsa o zaman demek ki müennestir. Manalarıyla birlikte. Bak hüve o bir erkek. Huma o iki erkek. Hum o erkekler. Hiye o bir kadın. Huma o iki kadın. Hunne o kadınlar. Ente sen bir erkek. Entuma siz iki erkek. Entum siz erkekler. Enti sen bir kadın. Entuma siz iki kadın. Entunne siz kadınlar. Ene ben bir erkek. Nahnu biz birçok erkek. Ene ben bir kadın. Nahnu biz birçok kadın. Ene ben demek yani sonuç olarak bak. Ene ben demek. Kadın da olsa erkek de olsa ben diye çevrilir. Nahnu kadın da olsa erkek de olsa biz diye çevrilir. Burada zamir tablosu çok önemli. Muhakkak ezberlenilmeli. Üçüncü şahıs olan hüve huma hum hiye huma hunna. Bunlar üçüncü şahıstır. Yani o, o ikisi onlar diye çevrilir. Ente entuma entum, ente entuma entunne. Bunlar ikinci şahıstır. Siz, siz ikiniz, sizler diye çevrilir. Ene nahnu zamirleri birinci şahıstır. Ben, biz diye çevrilir. Yani sana en yakın kimdir? Sensindir. O yüzden sen birinci şahıssın. Sana en yakın kim var? Siz diye konuştuğun kişilerdir. O yüzden o ikinci şahıstır sana en uzak olan kişi ise o dediğin kişilerdir. Uzaktadırlar. O yüzden onlara üçüncü şahıs denilir. Tabi birisi çok uzakta olsa bile sizin için çok değerli de olabilir. O ayrı mesele ama sonuçta üçüncü şahıs olarak adlandırılmıştır. Zamirlere böyle değinmeye çalıştım. Anlaşılmayan bir şey olursa muhakkak sormalısınız. Bu işin çözülmesi gerekir. Bir sonraki sayfa. İstemeyen dinle iler es ileti. Es ile sual kelimesinin çoğulu Sualleri yani soruları dinle. Söyle sonra ne yap? Dinlemekle yetinme yani. Hayır. Uktup yaz. Ha onları. Neleri yaz? Soruları yaz. faydan <müsteğinen> faydalanarak, yardım alarak, bil kelimat, kelimeler ile. Hangi kelimelerden faydalanarak yazacağım? Ma o kelimeler ki beynel kavseyn. iki çizgi arasında yer alıyor. Yani parantez arasında yer alan kelimelerden yararlanarak yaz. Şema fil misaleyni şu iki örnekte olduğu gibi ke gibi ma o fi de da el misaleyn iki misal iki örnek iki örnek t olduğu gibi ente var talip var Türkiye var Suriye var aslında bunlara parçalı bulutlu kelimeler diyenler de var yani parça parça kelimeler var sen bunları birleştirerek bir cümle haline getir diyor dediği şey bu ne yapmış? Cümlenin en başında öncelikle hel kullan. Hel mı mi mu? Soru eki yani dersin ya. Ali ödevini yaptın mı? İşte o helden kaynaklanır. Mı mi? Hel ente dalibun türkiyun? Sen Türk bir öğrenci misin? Em yoksa suriyun? Yoksa Suriyeli bir öğrenci misin? Hel mı mi mu? Ente sen bir erkek. Dalibun bir öğrenci. Türkiyun Türk. M yoksa Suriyun Suriyeli. Sen Türk mü yoksa Suriyeli mi bir öğrencisin? Nasıl bir öğrencisin sen? Uyruğun ne yani? O soruluyor. Nasıl yapmış? Cümlenin en başına hel yazmış. Sonuncu kelimenin sağına da em yazmış. Em, M yazmış. M, mı, mi, mu demek. Manası. O mu yoksa bu mu? Ona şey yapalım. Şurada bir, e, bir formülü geliştirelim. Evvele hel yazılacakmış. Tamam mı? Hel. Mı mi mu demek. Sonuncu kelimenin hemen sağına ne yazılıyor? Em. Em yoksa demek. Mı mi mu değil de em yoksa. Hel ne demek? Mi. Bir soru işareti koyalım. Em ise ne demekmiş? Yoksa. Anlaşıldı? Bu. Hel yazacaksın. Nokta 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 verilen kelimeler. M yazacaksın. Sonra tek bir kelime koyacaksın. Sonuncu kelime. Emi sonuncu kelimenin sağına koyuyorsun yani. Hel'i nereye koyuyorsun? En başa. Tekrar edelim. Em nereye yazılır? Sonuncu kelimenin bir sağına yazılır. Hel nereye yazılır? En başa yazılır. Uygula gitsin. Bak yapmış zaten. Ent'inin başına hel koymuş. En başta hel olacak. Emi nereye koymuş? Sonuncu kelimenin bir sağına. Bak küveytin hemen sağına koymuş. Formül. Değerlerini aynen uygula. Yazmaya uygula. hiç gerek yok. Anladınız çünkü. Hel enti anti sen bir kadın demek değil mi? Dalibetun kadın öğrenci. Kubrusiyetun sen Kıbrıslı bir kız öğrenci misin? Em yoksa Kuveytiyetun yoksa Kuveytli bir kız öğrenci misin? Sen nereli bir kız öğrenci diye sormuş. Hüve o muallimun bir erkek öğretmendir. Malezya, El Yaban, Japonya. Bunu şimdi soru haline getirecek. En başa hel koy. Hel mı mi mu. Hüve, muallimun malezya. O malezyalı bir öğretmen midir? Em yoksa el yabane. Yok yabani. Yoksa o Japonyalı bir öğretmen midir? Hiro Dabibun erkek bir doktordur. Hem de Azerbaycan hem de Katar. Peki soru haline getir. Hel mı mi mu hangisi uyuyorsa Hüve dabibun Hel hüve dabibun Azerbaycan O Azerbaycanlı bir doktor mudur? Em yoksa Katar Yoksa Katarlı bir doktor mudur? Hel ente müdirun Mısırun Sen Mısırlı bir müdür müsün? Em yoksa Lübnan Yoksa Lübnanlı bir müdür müsün? Sen de müdürsün Müdür 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 Hel ve dalibun Türkiye, o Türkiye'li erkek bir öğrenci midir? Em yoksa el Irak yoksa Iraklı bir erkek öğrenci midir? Talip erkek öğrenci demek. Demek ki ne yapıyorsun? En başlara hel yazıyorsun. Sonuncu kelimenin bir sağına em yazıyorsun. Bitiyor. Basit. Sekizinci alıştırma. imle. Sen doldur. El feragati. Boşlukları. Müstamilen. Kullanarak. Yaparak ibaretai ibaretai şu iba şu iki ibareyi kullanarak baidun an garibun min hasabe suveri resme göre görmekte olduğun resme göre hangisi mantıklıysa bir daha okuyalım boşlukları doldur doldurayım da ne kullanarak diyor ki baidun an garibun min bu iki ibareyi iki e, kelimeyi kullanarak boşluğu doldur. İyi de neye göre seçeceğim? Hasebe suveri, resimlere göre. Es suver, resimler demek. Hasebe göre demek. E göre. Şimdi iki tane ev er görmektesin. İki bina arasındaki mesafeyi görüyorsun. Çok mu? Bir yerde çok, bir yerde az. Ama o neye bağlı? neyle kıyasladığına bağlı. Aşağıdaki resme bak. Buradaki çizgi daha kısa. Buradaki de kısa. En alttaki çizgi ise uzun. Ha, o zaman bu iki çizgili yere ne yapmalısın? Ba'idun an uzak tabirini kullanman lazım. Bu iki çizgili yerde madem ki yakındır şu çizgiyle kıyasladığında daha, daha kısadır ortadakiler. Onlara da garibun min seçersin. Ba'idun an uzak, garibun min yakın demekti. El beytu ev nedir? Ba'idun an el medreseti. Okuldan uzaktır. Ev ile okul arasındaki mesafe uzaktır, çoktur. El kelbu köpek ise nedir? Garibun min Garibun min el qitti El kelbu köpek Garibun min yakındır El qitti kediye İkisi arasındaki mesafe azdır El kursiyu sandalye Yakın mı? Evet. Garibun min derraceti. Bisiklet demek. Bisiklet, kürsü ikisine baktığımızda mesafe azdır, yakındır. Garibun min yakındır. El kürsiyu yakındır. Garibun minedder racit. Bisiklete yakındır sandalye. El kalemu kalem nedir? Baidun anil kitabı. Kitaptan uzaktır. İkisi arasında mesafe çok. Ne kadar? Belki 5 santim. 5 santim çok mu yani? 10 santime göre az. Ama 1 santime göre de çok. Ne neyi kıyasladığına bağlı. Burada görüldüğü üzere ortadaki resimler arasında mesafe dar, kısa iken en baştaki resim ile en alttaki resim arasında daha fazla fark vardır. 9. Ecri icra et uygula et temrinati alıştırmaları uygula kemafil emsileti örneklerde olduğu gibi. Misal tekildir emsile çoğuldur misaller örnekler. Müsta'inen yardım alarak faydalanarak bil kaimetil atit. aşağıda gelen örneklerden. Kalemun esver. Kalemun esferu sarı kalem. Razülün ganiyun Zengin adam mimhatun hamra'u mimhat silgi demek mimhatun hamra'u kırmızı silgi hamra kırmızı demek misdaratun cetvel nasıl bir cetvel kasiratun kısa kısa bir cetvel yani küçük bir cetvel defterun bir defter nasıl cemilun güzel tabibun doktor suriyun Suriyeli doktor talibetun bir kız öğrenci hem de zekiyun zeki Kürratun, Kuratun, vahidetun bir tane top olsa gerek. Evet, bir tane top. Bunlar yazmamız isteniyor şimdi. Demiş ki evvela ne yazacağız? Hada diyeceğiz. Hada bu demek, şu demek. Söylemiş idik değil Müzekker için kullanılır. Hadihi ise müennes için kullanılır demiştik. Tabi Arapçadaki müzekker, müennes tabirleri yani erkeklik, kadınlık tabirleri bizim dilimizdeki gibi değil yani. Gerçekten bir şeyin erkek olması, bir cinsellik yönünden erkek olması veya kadınlığı cinsel bakımına kadın olması Arapçada bu zorunlu bir şey değil. Araplar bir silgiye bile kadınmış gibi yani müennes tabirini kullanabilir. Mecazen müennes, gerçekten müennes değil. Güneşe bakmışsın, güneş için müennes olduğu şeklinde kelime üretmişler. Yani bir gezegenin, bir yıldızın cinsiyeti mi olur yani erkektir, kadındır? Olmaz. Arapçada kullanım böyle. Gerçekten bir e, cinsellikle alakalı olarak yani cinsel organa bakarak erkektir kadındır diye bir ayrıma gidilmemiştir Sadece bu değil Hada bu Hada bu Hada kalemun bu bir kalemdir nasıl kalem Hada kalemun esfero sarı bir kalemdir Gitgide arttırıyor yani burada anlaşılmak Anlaşılması gereken şey bu Hada bu tek kelime bu bu ne ama? Bu nedir? Hada kalemun. Bu bir kalemdir. E nasıl kalemdir? Hada kalemun esferu. Sarı kalemdir. Esfer sarı demek. Aynısını e, ne yapmış? Solda yapmış. Zalike bu. Zalike raculun. Bu bir adamdır. Zalike raculun ganiyun. Bu zengin bir adamdır. Hadihi bu. Bak hada dedi. Şimdi hadihi diyor. Hadihi bu. Abi bu nedir? Mimhatun bir silgidir. Nasıl silgi? Hadi mimhatun hamra. Kırmızı bir silgidir. Tilke bu. Tilke mistaratun. Bu bir cetveldir. Cetveldir. Tilke mistaratun kasiratun. Kısa bir cetveldir. Demiş. Şimdi hada diyor. Yani bu ilk şeylerde kendisi uyguladığı Şu andan itibaren bizim uygulamamızı istiyor. Hada bu. Bu ne? Kitap mı? Evet. Şurada var mı kelimesi? Şimdi kendimiz şey yapmayalım. Belki defter diye geçiyordur. Kalem, eser, racul. Defter geçiyor. Bak kitap denemiş. Defterun, cemilun dememizi istiyor. Ama direkt değil yani. Hada bu. Evet. Hada aynen yaz. Peşine Hada defterun yaz. Hada defterun. Defter burada var zaten yazılışını görüyorsun. Üçüncü yazılışta ise Hada defterun cemilun onu yazmanı istiyor. Hada defterun cemilun. Onu yazmanı istiyor. Zalike bu. Bu nedir? Bir doktordur herhalde değil mi? Bakalım. Tabibun suriyun diyerek tamamlamamızı istemiş. Zalike bu. Zalike tabibun. Zalike dabibun suriyun. Yukarıdaki örneklerden birebir aynı. Hadi bu nedir? Kuratun diye geçmişti kuratun bir toptur. Hem de vahidun tek bir toptur. Hadihi aynen kalsın. Aşağıya hadi kuratun. Daha aşağıya hadi kuratun vahidetun yazmamızı istemiş. Görüldüğü üzere hadihi diyor. Ne bir topa bile. Top erkek veya kadın olarak ayrılabilir mi? Türkçe dilimize baktığımızda böyle bir mantık yok. Zaten Türkçe görmüyorsun ama Arapçada dediğin gibi bir güneşe de mühendislik ama mecazen tabi gerçekte gidip baktığında bir mühendislik söz konusu değil yani top da mühendis olarak geçiyor şu an görüyorsunuz silgi de mühendis olarak geçiyor demek ki illa böyle cinsiyetine bakarak karar verilmiyor Arapçada bazı kelimeler hiç kadınlık alakası olmadığı halde kadın varsayılmıştır değil bilgisi yönünden öyle sayılmıştır hangi kelimeler şu an bu sizi kurcalamasın ileride bu kelimeler gelecek zaten Tilke bu. Bak şurada da bir ayrım var. Zalike erkek için, tilke kadın için. Kadın için derken cetvel kadın mı? Değil tabi, Müennes için ama tilke kullanıyor. cetvelde. Dil bilgisi yönünden müennes yani kadın olduğu kabul edilmiş. Zalike erkek için, tilke kadın için. Zalike erkek için, tilke kadın için. Bak burada tam resmi de var zaten. Tilke bu kişi kimdir? Dalibetun, zekiyetun dememizi istiyor ama hemen demeyeceğiz. demeyeceğiz. Tilke. Bu kimdir? Tilke dalibetun. Daha aşağıya tilke dalibetun, zekiyetun. Burada zaten yazılışlar mevcut. İstemeye dinle ilal ayetil kerimet ayeti kerimeyi dinle ve a'id ha onu tekrarla. Fünme sonra teemmel düşün. Mana ha onun manası hakkında düşün. Ya yuhannas ey insanlar inna şüphesiz ki biz halak yarattık kum sizi neden yarattık min zekerin bir erkekten ve unsa ve bir kadından yarattık ve cenna ve biz yaptık ayırdık kum sizi şuuben şubelere ve kabaile ve kabilelere niye ne tanışın diye İnne şüphesiz ki ekramekum sizin en değerliniz ekram en değerli demek kum siz ekramekum sizin en değerli olanınız kimin katında ama indallah Allah katında Allah'a göre en değerli olanınız kimdir etkaküm en fazla takva sahibi olan kimse odur en takvalı olanıdır İnna Allaha şüphesiz ki Allah Nedir? Alimun her şeyi bilmektedir. Habirun her şeyden de haberdardır. Hucurat suresi 13 numaralı ayetin manası. Erkek mi üstün, kadın mı üstün? İnne karakum indallahi etkakum hangisi daha takva sahibi ise o daha üstündür. Peki madde 11 Ejri icraat et temrin alıştırmay kemafil emsileti örneklerde olduğu gibi sünne sonra ikra oku hu onu. Burada kapıyı açan birisini görüyoruz. Burada yemek yiyen birisi. Burada kitap okuyan birisi var. Misalde olduğu gibi icraat demiş. hu <laughs> ve o demek. Yeftahu o açıyor. Yakulu o yiyor. Yekra oku. Evet bak yeftahu açıyor bu kişi kapıyı açıyor. Ye kulu bu kişi yiyor. Ye rau bu kişi de okuyor. Yebdeu Bde ye yebdeu başlıyor koşmaya başlıyor çizgi yeni geçmiş. Celese yecli su oturuyor. Yektubu tubu yazıyor. Ye tam zamirleriyle birlikte verelim. Ye o açıyor. Ye kulu o yiyor. Ye o okuyor. Yebde'u o başlıyor, yec'li su o oturuyor, yektubu o yazıyor. Hi'ye göre yap bakalım demiş Hi'ye göre yaparsan ne olur? Teftahu olur. Teftahu o açıyor. Bunu çevirmiş yani. Sen de kulu çevir. Nasıl çevirirsin? Te'kulu. Şurada bir açalım. Bunları yazalım. Şimdi ne var? Yeftahun yazmış zaten teftahun diye. Biz de yebdu'yu yazalım. Tebde'u Tebde'u Şunu yazarak başladım tamam. de Tebde'u diye. Ye'kulu var. kulu nasıl yaparsın? Çok basit. Şu noktalar var ya. Üstü al, bitsin. Te'kulu. Gerisi aynı çünkü. Nokta yukarı alman yeter. Yekra'u nasıl yaparsın? Nokta, altta nokta var iki tane görüyorsun. Noktayı sil üste yaz. Tekra'u olur. Yeclisu iki noktayı üste koy. su olsun. Yektubu iki noktayı sil üste koy. Tektubu olur. Cevap bu. Yani buradaki soruların cevabı ne? Şu altı kelimenin cevabı. Altta bulunan iki noktayı silip üste yazmak yeterli. Al sana cevap. Hüve için kullanıldığında erkek için bak. Erkek için. Üçüncü şahıs tekil için kullanılıyor. Yeftahu o erkek açıyor. Değil mi? Yekulu o erkek yiyor. Yekra'u o erkek okuyor. Burada diyor ki hiye için kullansaydık bunları. O fiilleri hiyeye uygulasaydık. Yani üçüncü şahıs tekil bir kadın için kullansaydık. Ne yaparsın? Ye yerine T yaparsın. Tek değiştireceğin şey bu. Başka bir şey yok. Peki ene zamiriyle uygulasaydık yani ben manasında ne olur? Eftahu. Şurası vardı ya. Eftahu. Ne değişiyor? Değişen şey ne? Zaten yeftahu idi. Ne oldu? Eftahu. Yani yay sildin. yene ekledin? Bir tane e ekledin. Yekulu. Bunu nasıl değiştirirsin? Yayı sil yerine e yaz kulu olur yani. Şu şekilde. E kulu. Burada ilave hemze olduğu için iki hemze yan yana geldiğinden e yapıyoruz değil mi? Bak f tehu burada e kulu e yapıyoruz. İki hemze yan yana geldiği için e kulu. Yakra'u yaysir yani e getir. Ekra'u olur. Cevap budur. Mana değişiyor ama değil mi? Yeftahu o açıyor. Yekulu o yiyor. Yekrahu o okuyor. Hiye geldiğinde mana aynı. Yine o yapıyor. O o ama kadın için o idi. Ene'ye geldiğimizde ene eftahu ben açıyorum. Açan benim. Ene ebdeu ben başlıyorum. Ene eclisu ben oturuyorum. İşleri yapana benim. Eclisu. Ek tubu ben yazıyorum. Hep ben. Ente için sen. Değişen şey ne? Aynı şey bak. Ya esir yerine ta koy. Teftahu, tekulu, yakra'u, terde'u, teclisu, tektubu. Kısacası ya isirip yerine ta yaparsan. Yani noktalar üstte alırsan uygulanmış olur. Tıpkı hiye'de olduğu gibi. Kısacası hiye ile ente'nin yazılışı aynıdır. Hiye ile ente'nin yazılışı aynıdır. Ente'de de icayet silip ta yaptık. Hiye de, de aynısını yaptık. Ama mana çok farklı. Ente teftahu sen açıyorsun bir erkek. Ente için yaptığında. Mana değişir. Yazılışları aynı, manalar farklı olur. Ente için yaparsan çok değişir ama. Teftahine. Kelimeleri açalım, orada yapalım. Şöyle görerek. nasıl oldu? Teftahine -te oldu değil mi? Onu yazalım. Teftahine -te oldu. Bir kalıp. Hepsi uyacak şimdi. Teftahine. -te Kulü ne olur o zaman? Tekuline olur değil mi? Tekuline. Tekuline olacak. يكره تكره تكرا إينا تكرا يبدأ تبدأ تبدئينا yine olarak gelir. Teclisine nasıl gelir? Teclisine. Tecli sine. Teclisine diye gelir. yektubu tubu tek tubu tek tubine. bine diye gelir. Burada dikkat çekelim, dikkat çekmemiz gereken bir iki şey var. O da nedir? Bak bir kalıp var. Kalıp şu. Kalıbı kırmızı yazayım, dikkat çeksin. Tef A dine diyelim kısacası. Tef alina. Tecilisine, tebdeine, tef Tehine ama tek tu bine. Şunu demek istiyorum. Tertahine -te bak hi uzatıyorum. Yani en soldan sağa doğru. En soldan sağa doğru. Birinci harf, ikinci harf, üçüncü harf ne yaptım? Uzatıyorum. Tefte, -te hine, te, ku, Lina bak üçüncü harf bir iki üç soldan sağa doğru üçüncü harf uzatıyorum tekra yine bir iki üç üçüncü harf uzatıyorum farkındasınız tebde yine tecli sine tektu bine peki dördüncü harfin durumu ne dördüncü harfa bakarsan fethalı gelmiş tef tehine peki burada nasıl gelmiş ekele yekulu tekulu te Ku li dördüncü harf ötreyle gelmiş bak. Tekra i yine burada dördüncü harf fethayla gelmiş. Tabi i yine dördüncü harf fethayla. ile yej li su Tecli li su Tecli si ne dördüncü harf kesreyle, esreyle gelmiş. Dördüncü harf ötreyle gelmiş. Yani ne demek istiyorum? Dördüncü harfin harekesi standart değildir. Dördüncü harfin harekesi standart değil. Neye bağlı? Burada nasıl yazıldıysa ona bağlı. Dördüncü harf nasıl yazılmışsa burada öyle. Dördüncü harf dediğim senin şu anda görmekte olduğun ikinci harf. Soldan ikinci harf. Bunu şöyle formüle etmeye çalışalım. Bu şekilde çok karışık gözüktü. Şöyle yapalım. Şimdi yeftahine de ne gibi farklılık yapılıyor? Bir tane yeftahine yazalım. Yeftahu yazalım yani. Yeftahu. Bir tane yeftahu, bir tane de yektubu yazalım. İkisini bir ele alalım. Bir tane de şurada yecili su var. Onu da yazalım. Her hareket için bir örnek almış oluyorum böylece. Şimdi biz bunları enti için yapmaya kalktığımızda bir farklılığa gidiliyor. Enti için. Peki yeftahu ne olmuş da teftahina olmuş? Değişen şey ne? Değişen şey şu. Bir defa enti için çevirmen istendiğinde yani baştaki yağları silip yerine ta yapman lazım. Yani noktalar üste alacaksın. Değil mi? Teftahu, tektubu, teclisu noktalar üstte altta artık nokta yok başka kelimenin sonuna ya ve nun ekleyeceksin. Tefte sonuna ne yapıyoruz şimdi artı bir tane ya bir tane nun. Ya harfi met harfi olarak kullanılacak. Yani dolayısıyla ya'nın da sağına olmalı, esre olmalı. Tefte hine. Tefte hine. Nun her zaman fetalı. Peki tef tehine ama tek tebine değil bak tek Tu. Kısacası ne demek istiyorum? Şuradaki harekete bir değişikliğe gidilmiyor. Sadece ilk harf ta'ya çevir, ya ilk harf onları ta'ya çevir. Bunu yapıyorsun. Sonuncu harfi estreliyorsun. Tamam. Yapılan değişiklik nedir? Değişiklikler. Madde 1. En baştaki harfi ta'ya çevir. Madde 2. Sonuncu harfi estrele. Madde 3 kelimenin sonuna ya artı nun ekle. Ya da hareket olmayacak. Uzatmak için ekleniyor. Nun da fetalı. Değişiklikler nelerdir? Madde 1 kelimenin evvelini ta'ya çevir. Değişiklik. Madde 2 iki, ikinci değişiklik ne? Kelimenin sonuncu harfini esterle. Bak yeftehu يفته, yeftehine yapıyorum. Hine. Tek tu bine yapıyorum. Orada e, nasıl yazılmış? Ötselidir yani sonuncu Yektu bu. Şu an gözükmüyor yazmamışlar ama ötselidir standart Muzar yazılımı. Ötselidir. Esseliyorsun. Tecili si. Es esseliyorsun. Üçüncü değişiklik sonlarına yağının ekliyorsun. Üç değişiklik var. Bir de dikkat çeken husus var. Bunu da ünlem işaretiyle yazıyorum. Bu da nedir? Muzari'nin şu anki yazılışına dikkat edersen sonuncu harfin bir sayı bak öteli gelebiliyor bir sayı fetayla gelebilir bir sayı ile gelebilir buna elleme buna bir değişikliğe gitme hiye göre yazarsan zaten buraya geçmiştik enti de söyledik bitti o zaman 12 Ecip cevap ver Anil esiretil atid. Aşağıdaki sorulara cevap ver. Müstainen yararlanarak bima o şeyle ki neyle yararlanarak? Bima o şeyden yararlanarak ki benel kavseyni iki çizgi, iki yuvarlak yani parantez arasında bulunuyor. Parantez arasındaki ile yararlanarak sorulara cevap ver. Kemafil misali örnekte olduğu gibi cevap vermen yetmez. ve sonra ikra oku ha onu. Meta ne zaman yebde u başlar ed dersu ders Ba'de galilin, ba'de sonra, galilin az demek. Ba'de galilin az sonra diye cevap ver demek istemiş. Yebde'u başlar, eddersu, ders başlayacak. Ba'de galilin az sonra, galil az, ba'de sonra. Meta sorudur, soru manasına gelir. Ne zaman demektir. Meta ne zaman, yebde'u başlar, başlayacak. Eddersu, ders. Cevap olarak şunu kullan demiş. Yebde'u eddersu ba'de galilin. Ne yapmış? Metay silmiş. Yebde'u eddersu olduğu gibi eklemiş. Ba'de galilin de peşine getirmiş. Bu kadar. Meta ne zaman yebde'u başlar? El amel iş. Çalışma ne zaman başlayacak? Şimdi diyor ki ba'de galilini bir daha kullanma. Ne kullan? Kable zuhri. Kable önce demek. E zuhur öğle. Kable zuhri öğleden önce demektir. Meta yebdeu el amelu. iş ne zaman başlayacak? Çalışma ne zaman başlar? Nasıl cevap vereceksin? Yukarıda ne yapmış? Meta'yı silmiş, Peşine gelen olduğu gibi yazmış. Sen de meta'yı sil. Peşine gelen olduğu gibi yaz. Yebdeu el amelu. Buraya yaz. Sonra ne yapacaksın? Gable zuhri ekleyeceksin. Bu kadar. Yebdu başlar. El amelu iş. Gable zuhri öğleden önce. 2. Meta yebdu ed dersu. Ders ne zaman başlayacak? Gable zuhri kullan demiş. Metayı sil. Gerisi neyse cevap zaten değil mi? Yebde'u eddersu gable zuhri. Öğleden önce ders başlayacaktır. 3. Meta ne zaman? İnteha yentehi sona erer. Ne zaman bitecek? Ne? El amelü iş. Cevap verirken de şunu kullan diyor. Ba'de sonra galilin as. Nasıl cevap verirsin? Meta silmen yeterli. Yentaha. ...yentehi, intaha yentehi... ha'nın estesi ...yentehi sona erecek... ...bitecek, el amelu iş... ...ba'de galilin az sonra... ...meta ne zaman yentehi... ...bitecek, ed dersi ders... Eders. ...cevap olarak ba'de galilini... ...kullan diyor... ...nasıl cevap verirsin... Meta silmeyin cevap zaten karşında... ...yentehi sona erecek, ed dersi ders... Eders. ...ba'de galilin az... ...sonra, galil az... ...ba'de sonra demek... İstemeyen dinle ile cümeli cümleleri ellet o cümleler ki beynel kavseyne. İki yuvarlak çizgi arasında bulunuyor. Yani parantez arasında bulunan cümleleri dinle. Parantez arasındaki cümleleri dinle. Fümme sonra ne yap? Ekmil tamamla el feragati boşlukları minel kaymetil atiyet. Aşağıdaki kutucuklardan tamamla. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. İclis otur. Unzur ila şuraya bak demektir. Unzur bak ile e kadar a kadar şuraya. İkra oku, iftah, aç, uskut, sus, udhul, gir, udruz, ders çalış, ilab, oyna. İclis gir, mekaneke. Kendi mekanına yerine gir demek. Pardon otur demek değil mi? Celese, yeclis. İclis otur, mekaneke. Yerine otur. Celese oturdu. Et talibu öğrenci, mekanehu. Kendi yerine oturdu. El kitap. Yakra'u okuyor. Erraculu adam. Öyle adam ki. Erraculu el kitabe. Adam kitabı okuyor. Yakra'u okuyor. Erraculu adam okuyor. Neyi? El kitabe. Kitabı okuyor. Min fevrike. Lütfen demek. Sekete sustu. El çocuk. Deris ders çalış demektir. Emir. Yedusu çalışıyor. Et talip öğrenci et derse derse çalışıyor. Bi lu'betike. Oyuncağınla demek. Oyuncağın ile. Laibe oynadı el verdi çocuk. Bi lu'betihi. kendi oyuncağı ile oynadı. Hi onun demek de onunu kendi diye çeviriyorsun. Kendi oyuncağı ile oynadı. En Ennafizetu pencere demek. Nezara baktı. El veledü çocuk ile nafizeti pencereye doğru baktı. Nafidetu safi. Sınıfın penceresi. Fetaha açtı. Et talibi öğrenci. Neyi açtı? Nafidete safi. Sınıfın penceresini açtı. Es saffu sınıf birhudu huduin. Es saffu sınıf bi Sessiz. Dehale girdi. Ahmedu. Ahmet tek ötreyle okunur dal. Gayrı Es safe sınıfa girdi. Bir hudun sessizce çaktırmadan sınıfa girdi. Ecri icra et uygula et temrine alıştırmayı kemafil emsiret, örneklerde olduğu gibi sınma sonra ikra okuhu hu onu. Sayfa 22'deyiz. Hüve. Hüve için yazarsan Fetaha, açtı. Ekele yedi. Karaya okudu. Bede'e başladı. Celesi oturdu. Ketebe yazdı. Bunlar ne? Geçmiş zaman kalıbı. Hepsi de müfret, hepsi müzekkar, hepsi de gayiptir. Müfrettir erkek için. Müfrettir tekir için kullanıldığını ifade ediyorum. Müzekkerdir diyorum. Erkek için kullanılmıştır. Gayiptir diyorum. Çünkü üçüncü şahıstır. O açtı. O yedi. Ben değil mesela. Sen de değil. Diye için kullanırsan fetahat. Şu anda mazi fiilin çekimi yapılıyor bak. Mazi fiilin çekimi nasıldır? Bunu ezberlemeniz isteniyor. Fetaha, fetahat. Ne değişti? Fetaha ile fetahat arasındaki fark ne? Bir fetahaya bak bir de gel fetaha bak. Değişen şey sonra sukun bir adet ta'nın eklenmesidir. Diğerlerinde de aynısını yapacaksın. Fetahat. O zaman eke let. Hemen bununla ilgili formül geliştir. De ki kelimenin sonuna şöyle cezimli sukunu bir ta eklersen istenen şey elde etmiş olurum. Eke let. Kara et. Kete bet. Cere set. Kelimeyi aynen yazmış bak. Sadece bir tane ta eklemiş. Aynısını yaparsan bu kutuları doldurabilirsin. Birebir aynısı. Ene olduğu zamansa değişiyor. Bak fetaha değişti bu durumda. Fetaha ile fetahtu arasındaki fark ne? Bir tane fetaha yazalım. Ne olmuş? Fetahtu. Bir defa sonra bir tane tu eklenmiş. Tu. Başka? Fetahtu. Tu'nun sağda ne yapılmış? Sukun işareti konmuş. Yuvarlak işaret. Fetah tu. Aynısını diğerlerinde yap. Nasıl yani? Ekel tu. Sonra tu ekle. Tu'nun sağına bir sukun koy. Bu. Kara tu. Kara tu. Şuna başına sukun koy. Peşine tu ekle. Bede tu. Bir sukun koy. Peşine tu ekle. Celes tu. Sine sukun. Yuvarlak işaret koy. Peşine tu ekle. Ketebi Ba'ya sukun koy. Peşine tu ekle. Budur. Fetah açtı. Fetah tu. Ben açtım. Ekele yedi. Ekel tu. Ben yedi. Mana değişiyor. Ente. Fetah te. Ha yine sukundu. Bak burada tu eklenmişti. Burada te ekleniyor. Te ne zaman ekliyorsun? Sonuncu harfe. Sukun verdikten sonra. Fetah te. Keteb te. Başka ne vardı? Gara T celes T ekel T bede T de yapabilirsin. Fetah T ekel T kara T bede T celes T keteb T Tu ben demek yani. Ben açtım, ben yardım ettim, ben yedim, ben kaçtım. Her şeyi ben yaptım. Tu oldu mu ben yani. Eylemi yapan özne benim ent olduğu zaman, te olduğu zaman özne sensin. Sen açtın, sen çalıştın veya sen tembellik ettin. Her şeyi sen yaptın. Erkek için tabii. Enti de aynı mana. Sen demek ama kadın için. Fetahti sen kadın açtın. Ekelti sen bir kadın yedin. Sen bir kadın kaçtın. Sen bir kadın izledin. Sen bir kadın su içtin. Mana bu şekilde. Sen bir kadın şunu şunu yaptın. 15. alıştırma Uktub yaz el kelimati Kelimeleri yaz Fil kaimeti sahihati Ama tabi doğru kelimeleri yaz Kema fil misale en yani iki örnekte gösterdiğim gibi Ne göstermiş bakalım Ene ben fetahtu açtım Ene ben Başka şunu kullanmış bakın Fetahtu almış burada kullanmış Ene ben Bak şu bir gerçek. Eneden sonra ne gelir? Tuğlu kelimeyi seçmen gerekir. Yine ene var. O zaman tuğlu kelimeyi ara. Nerede var? B'de tu. Buraya koyacaksın. Ben açtım. Ente gelmiş. Ente geldiği zaman aradığın şey nedir? Keteb T, Fetah T, Nasar T, Haraj T, Semiye T, Laib T. Nerede var? Celes T. Bunu da buraya koyacağım. Yine ente var. Demek ki Celes T te gibi T ile biten başka bir kelime daha var. O da ney? Tera T Evet N T için ne yapmalısın? Ekel T Laib T Bunları seçmen gerekir Onlardan herhangi bir Şurada N varmış bak Yukarıdakine ekel T Aşağıdakine laib T Koyabilirsin Hüve var Hüve için laibe kullanılır. Yine hüve var Öbür hüveye de Ne var başka? Fetahayı kullanırsın Hiye Bede Bede et Bir hiye daha var Celeset gibi. Kara et. Buraya da kara et kullanırsın. Kısacası hiyeden sonra ne geliyor? Sukunlu ta geliyor. Enti'den sonra ne geliyor? Esteli ta geliyor. Ene'den sonra ne geliyor? Ötseli ta geliyor. Ente'den sonra ne geliyor? Fethalı ta geliyor. Celeset'te olduğu gibi. T Fethalı, nekti, estreli. Bede et sukunlu. Sayfa 24. 16. alıştırma. İstemi dinle ile nasli parçayı. Parçaya kulak ver. Tüm ve sonra ecri icra et et temrini alıştırmayı kemafil emsileti örneklerde olduğu gibi. Ene ben dehaltü. Ene'den sonra tu geldi. Ona dikkat çekmek için altını çizdi. Ene ben dehaltü. Girdim. Es ve sınıfa ve celes ben oturdum mekani kendi yerime oturdum. Seket tu esna dersi ders esnasında seket tu sessiz kaldım sessizce durdum esna ed dersi ders esnasında sessizdim. Nazartu baktım ben tu yine bak tu ben baktım ile sabburatı tahtaya. Nazar tu sen baktığın değil ben baktım çünkü tu var tu ben demek oturan benim tu ben oturdum seket tu ben sessizce durdum seket tu iki tane t var tabii fark ediyorsun değil mi Niye iki tane t var Kelimenin aslı zaten s k t s k -ke t kelime zaten ta ile bitiyor anladın mı tu demek için bir tane daha ta ekliyorsun ya ben yaptım demek için bir tu daha ekliyorsun ne oldu İki tane ta oldu bunlar şiddetli olarak karşına çıkmışlardır. Seket tu şeklinde. İleride bunların ayrıntıları da gelir. Şu an çok detaya girmek istemedim. Ketep tu ben yazdım dersi kendi dersin. Hep zamirler böyle ne yapmışlar? Kırmızı almışlar. Kendi dersimi. Başta anlatmıştım. İsmun bir isim, ismi benim ismim. Beytun bir ev, beyti benim evim. Dersi işte benim dersim. Kendi dersimi yazdım. Hale defteri, deftere. Derastu ders çalıştım ben. Ne zamana kadar? Hatta zuhra öğleye kadar çalıştım. Hatta zuhri ran istisiyle öğle vaktine kadar ders çalıştım. Laibtu, ben oynadım. Bade dersi dersten sonra. Ente sen dehal te girdin esaf ve sınıfa ve celes te sen oturdun mekani değil mekane k ke. kendi yerine oturduğunu mekane k ke, ya yerine k ekliyorsun seket tu seket t ötri feta yap esna dersi ve nazar tu nazar t ketep tu demişti devamında ketep t dersi demiş kendi dersim sen ne diyeceksin derse k k koyuyorsun buraya Alet defteri. Darastu daraste hatta zuhri laibtu laibte. En ti için kullanırsan ne olur yani? Dehal ti, celes ti, seket tu bu değişmez. Ben her zaman için benim. Erkek de olsa kadın da olsa tu diye yazacaksın. Nazar tu aynen yazılır. Kete tu aynen yazılır. Dersi aynen yazılır. Deras tu, aynen yazılır. Laib to aynen yazılır. Dekale'ye geldik. Hüve o Ali var ya. Dekale girdi. Esaf es ve sınıfa girsin. Sonra C-L-S oturdu. Sini fethala taisil. s Bu kadar. C-L-S oturdu. Mekane değil de mekane hu. Sonra hu ekliyorsun. Kendi yerine oturdu. Hu nasıl ekleyeceğim? Mekane hu. Bununla birlikte yazayım. Mekane hu. Bu şekilde kelimeyi bitireceksin. Mekane hu. Kendi yerine oturdu. Seket T yo S K T S K T sustu. ne zara ra baktı. Ketep duvar. K ke, T B der se H az önce H geçti aynı şekilde. Derse şöyle der S yazacaksın derse peşine hu ayrıca yazacaksın. Bitişmez H sinle Sin bitişmez. Derastu, derse tu derse La'ibtu la'ibe. Peki dehalet girdi. Hi o Ayşe dehalet girdi. Es-safe sınıfa. O Ayşe sınıfa girdi. Sonra set oturdu. Mekani desem benim yerime olur. O zaman mekane ha kendi yerine oturdu. Seke se, seke -se 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 sustu. Nezarat o kadın o kız baktı. Kete kete ketebet değil mi? Hiyeydi. Ketebet yazdı derse ha kendi dersini yazdı. Daraset ders gördü. Laibet oynadı. Dahalette ha zamiri getiriyoruz ya. Dahalet girdi. Es sınıfa. Ene ben dekaltü girdim. Es saf ve sınıf bu. Bunda bir şey değişmez zaten. Dekaltü. Ene dekaltüydü. Ene dekaltü. Burası yani noktalı yere ne yazacaksın? Yukarıda ne varsa aynen. Kopya. Ene dekaltü es safi, zaten adam almış. Buraya koymuş. Sen celestüden itibaren hiçbir değişiklik yapmadan tamamını buraya yazabilirsin. Hiye bir daha okuyalım yanlış yaptık mı acaba diye. Dehalet o kadın girdi. Celeset o kadın oturdu. Mekane ha kendi yerine oturdu. Seketet sustu. Nezarat baktı. Ketebet yazdı. Derse ha. Deraset laibet şeklinde gidiyor. Peki bir sonraki yere baktığımızda. mükevvin oluştur. Ne oluştur? Cümleten, müfideten, faydalı bir cümle oluştur. Müfide, faydalı, fayda içeren. Cümleten, cümle. Arapçada, Türkçede de aynı şey. Müsta'inen, isteane, isteine. Müsta'in, yardım alarak, faydalanarak. Bima o şeyden yardım alarak ki, beyni arasında el kavseyin iki eğik çizgi. Yani parantez. Parantez arasındaki kelimelerden, şu kelimelerden faydalanarak ne yap? Faydalı bir cümle oluştur. Ve gayir, gayyara gayir değiştir. Neyi değiştirelim? Ma o şey ki zemu, lazım geliyor. Gerekli oluyor. Kema misal. Örnekte olduğu gibi lüzumlu olan şeyleri de değiştirebilirsin. Hel ente derase ed kelimeleri ne yapılmış? Hel deraste ed yapılmış. Yani ente ne olmuş? Bak sol tarafa yazılmamış. Derase deras olarak gelmiş. Yani entenin t'si deresenin sonuna eklenilmiş adeta değil mi? Bu nedir bir? Gayr ma yezze mukema fil misali. Lazım gelen bir değişiklik idi ve o değişiklik yapılmış. Nasıl yani? Ente silinmiş. Derese te eklenerek tekrardan yazılmış. Şimdi bizden de hel, hüve, garaya, el kitap kelimelerinden faydalı bir cümle oluşturmamız istenmiş. Ve şayet gerekiyorsa değişikliği de yapmamız istenmiştir. Hüveyat hel kara e okudu mu el kitabe kitabı. O kitabı okudu mu? Hüve yazmana gerek yok. Hel kara e o okudu mu el kitabe kitabı. Hüve zamiri zaten gara kendisinde gizli olarak mevcut. Hüve yazmana gerek yok. Yani hel gara e el kitabe. Şuraya yazabilirsin. Hüve aynen yaz. Bu. E hiye vecede el miftah. Şimdi hiyeyi de silelim biz. Zaten burada zamir silerek devam edilen bir yöntem uygulanmış. Biz de onu uygulayacağız. Hel mı mi mu soru edatı e de aynı şekilde. Bak e de mi, mı, mu. Yani her ile e aynı manadadır. Hemzedir bu. Hemze istifham yani soru manası içermektedir. Hiye sil. Hiye yerine ve ne yap? Ve yap. Ve Bunu ekleyeceğiz. Tamam. İşte e var zaten. E-Vecedet E-Vecedet E-Mı-Mi-Mu demek. Vecedet buldu mu? Buldu mu? Vecedette gizli olarak hiye vardır zaten. Yazmana gerek yok. O kadın buldu mu? Neyi? El-Miftaha anahtarı buldu mu? E-Vecedet El-Miftaha E-Vecedet El-Miftaha. O kadın anahtarı buldu mu? Demektir. Buraya aynen yazılır. Hel hiye bak hiye kullanılmış. Ne demek? Hiye sil Laibet yap. La -be ne yapacaksın? Laibet bet yapacaksın. Laibet. bet. Başında e var değil mi? Hel varmış. Hel laibet. O kadın oynadı mı? Fil hadikati bahçede. O kız bahçede oynadı mı? E n t. Enti, sil ne yap? Dehal, dehale, çekim yap. Dehala, dehalu, dehalet, dehalte, dehalti. Ne çıkar karşına? Dehalti çıkar. Çıkan şey budur. Dehalti. Yani enti sildim, gerisini aynen yazdım. E, dehalti, esaf, es f. E, dehalti, esaf, sen bayan girdin mi? Nereye? Esafe es sınıfa. Burada hüveysil hel ketebe yazdı mı? Kim? Hüve. Gizli zamir var zaten ketebede. Hüve yazmana gerek yok. Ne yazacaksın? Hel ketebe el vacibe. Bunu yazacaksın. Mana ne olur? Hel ketebe o adam yazdı mı? El vacibe görevini, ödevini yazdı mı? 18. İstemi, dinle, kulak ver. İler hivari parçaya, diyaloğa kulak ver. Sümme sonra e'idi, tekrarla hu onu. Merhaban, merhaba merhaba, ene ben Ömer'u. Ben Ömer'im. Ömer kelimesi gayrimusarif olduğu için ra'ya tek ötre vereceksin. Ene ben Ömer'u, Ömer. Ehlen ve sehlen, merhaba, hoş geldin. Ma cinsiyetu ke. Sen uyruğun nedir? Yani nerelisin? Hel ente suriyyun em irakiyyun Iraklı mısın yoksa Suriyeli misin? Sen ente. Bak enti demiyor. Ente diyor. Neden? Çünkü bir erkeğe yöneltilen soru. Ene suriyyun. Ben Suriyeliyim. Eskunu oturuyorum. Fi hayyin bir mahallede. Hay mahalle demek. Nasıl bir mahallede? Garibun min. Bak garibun an değil. Min geliyor. Garibun minel medreseti. Medrese yani okula yakın bir mahallede oturuyorum. Ene ben uhibbu severim. Seviyorum. Hayyi mahallemi. Kendi mahallemi. Hay bir kelime peşine gelmiş. Bir tane daha yağ gelmiş. Bak hayyun tek yağ var burada. Tabi şeddeli. Burada da şeddeli bir yağ var. Peşine bir yağ daha gelmiş. Demiştik ya kitabun kitabı ismun ismi. O ya benim demektir. Kendi yani hayyi mahallemi. Ve beyti ve evimi de seviyorum. Ve ente ya sen. Ve ente ya sen demek. Tabi ya burada yok da. Ve ente sen demek. Sen derken sende bir soru da yoktur esasen. Ama birisine soru sorarsın. O da sen böyle tonlamayla soru sorar. Burada tonlamayla bir soru var. Hani ben böyleyim. Sen nasılsın? Yani beyti bense ise benim evim ise. Beyti benim evim. Ba'idun anil medreseti okuldan uzaktır. Ve o ev yani. Ev demeyelim. Ve o Bir canibi su bir çarşının karşısındadır. O nerede? Çarşının canip yön demek. Canip yön, suk çarşı, çarşı yönündedir. Meta ne zaman yebdu başlar ed dersu ders? yebdu başlar ed dersü ders ders başlayacak de kalilin az sonra in şayet şae dilerse Allah Allah İnşallah ne demek inşallah maşallah ne demek bunlar in şayet şae dilerse yaratırsa izin verirse Allahü Allah Allah unzur bak ila hadi talibeti şu kız şu kız öğrenciye bak Unzur bak. Nereye bak? İlahari hâdi talibeti. Şu kız öğrenciye doğru bak. Ehiye suriyetun. E mı mi mu soru. Hiye o. Suriyetun suriyeli mi? O suriyeli midir? Hiye o. Talibetun cedidetun. Yeni bir kız öğrencidir. Cedidetun yeni demek. Velakin fakat la a'rifu. Ben bilmiyorum, Tanımıyorum min eyne hiye o neredendir bilmiyorum. Min den dan eyne nerede hiye o. Min eyni hiye o neredendir la a'rifu bilmiyorum. İs'el sor sen sor kime sor? Ha o kız öğrenciye sor. Ne zaman sorayım? Badet dersi dersten sonra sor. Hel tentehi hel mumi mu tentehi biter mi? Eddirasete ed tu ders biter mi? Fis saati saliseti Üçte Saat üçte mi ders bitiyor? La hayır üçte değil Tentehi bitiyor eddirasete Ders bitiyor Fis saati rabiati Saat dörtte bitiyor ders 26 Ecibi sen cevap ver. Neye? Annel esiretil atiyet. Atiye gelen demek. Eta kökünden atiye gelici gelen. Esile sorular. Gelen sorulara cevap ver. Yani aşağıda yer alan sorulara cevap ver. Neye göre cevap versin? Hasebe e göre a göre. Hasebe hivari sabiki. Sabik geçen. Hivar diyalog. Haseb göre. Yukarıda geçen diyaloğa göre aşağıdaki sorulara cevap ver cevabını yukarıdaki bu konuşmalara dayandır yani sallayarak verme cevabını. Eyne nerede yeskunu oturuyor? Ömer'u Ömer. Ömer nerede oturuyor idi? Bakalım bilmiyorum. Ee, cevap gelmiş mi? Cevap gelmiş. Ömer bu bak. Ene Ömer'u. Mavilesi Ömer'miş. Burada söylemiş. Demiş ki Ene Suriyyun. Ben Suriyeli. Cevap bu değil ama. Cevap şu. Eskunu fi hayyin garibin minel medreset. Cevap bu. Eskunu ben oturuyorum fi hayyin garibin minel medreset. Cevap burasıdır. Fi hayyin bir mahallede oturuyorum. Öyle mahalle ki bu okula yakın bir mahalle. Soru 2. Ma da yuhibbu Ömer. Ömer ne sever? Ömer'in sevdiği şey nedir? Muhibbu diye geçiyordu bir yerde değil mi? Şunu severim diye. Neyi seviyorsun? Ey Ömer. Ene ben uhibbu severim hayyi ve beyti. Evimi de mahallemi de seviyorum demiş. Meta ne zaman yebde'u ed dersu? Ders ne zaman başlayacak imiş? Sormuştu zaten. Yebde'u ed dersu ba'de kalilin inşallah. İnşallah az sonra başlayacak. Meta eğitim ne zaman bitecek? Bak diraset direkt ders değil, eğitim, öğretim. Yani okul demek istiyor aslında. Ne zaman biter? Tentehi ed dirasetu fi rabiat. Buraya yazacağız. 20. İmme doldur el kelimati kelimeleri doldur yani tamamla el mutaqati'ati. Öyle kelimeler ki parça parça bulumu kesik kelimeler. Minel kaimeti. kayma kutucuk demek. Orada da geçiyordu kutu demedim orada. Kaime kutucuk. Kemafil misal örnekte olduğu gibi. Şimdi bak bir tane sagirun kelimesi var. Haflerden bulmaca yapılmış yani. Ne yapmış? Sagirun. Harf harf böyle yazılmış. Şuraya sat yazacaksın. Şuraya sat. Bunu hatta kopartalım buradan. Alalım böyle bir incelemeye alalım biz bunu. Aldık. Şuraya sat. Şuraya gain. Buraya ra yazacaksın. Bitti. Sagir oldu. Burada ba var. Ortan cafe ba olan ne biliyorsun? Kableyi biliyorum. Demek ki burası ne? Kaf. Burası da lam. Aynı kelime. Burası sayır yazılmış. Buradaki ra'ya bir şey de dayandırabilirsin. Dersin ki burası nedir? Mesela k birun diyebilir misin? Diyebilirsin. Ke birdir diye. Peki k sirun diyebilir misin? Buraya k da diyebilirsin. İkisi de uyuyor. Değil mi? Buraya ikisi de uyar yani. Şu an için öyle. Ama e, nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şuraya da kesir yazalım. Evet. Düzeltelim. Kesir burası. Tamam? Kesir burası. Burası ise kebir. Kebirun burası. Kesir ise burası. Tamam. Burası kefle devam etmiş oldu bu durumda. Bunun gibi Et tedribatu alıştırmalar. Ekmil tamamla el feragati boşlukları bil kelimatil atiyeti aşağıdaki kelimeler ile Kemal, fil misali örnekte olduğu gibi. El medresetu garibun nokta nokta es suuk. Ne yapmış buraya? Garibetun. Garipten sonra min geldiğini bildiğimiz için harf min'i buraya yazmışlar. El muallimu muallim yani öğretmen. El medrese buraya ne yazmalısın? Mesela fi olabilir. Fil medreseti okuldadır diyebiliriz. Peşine unzur bak. Nereye bak? Biraz küçültelim. Daha fazla şey görmek için. Unzur bak ila. İlahi seçersin. İla tabibi. Doktora bak. İnteha sonra eriyor. Ed dersu ders. Kable galilin. Kable önce galilin az. Az önce. Bağdı az sonra. Kable koymuş. Kable galilin az önce sona erdi. İnteha sona erdi. Eddersü ders. Kable galilin az önce. El mescidu ba'idun. Ba'idden sonra an geliyordu. An seçeceksin. Söylemiştim başta değil mi? İlayata da çıkıyor bu tür soru. Min mi an mı diye. Ba'idden sonra an gelecek. El Cidu okul. Ba'idun ba an. Uzaktır. El beyt evden. Hel hüve muallimun. O öğretmen midir? Em, yoksa dalibun öğrenci midir? Bazen karıştırılır okullarda bu öğrenci mi öğretmen mi? Uktub yaz el kelimati kelimeleri, fil kaimeti kutuya. Kutudaki kelimeleri yaz. Es sahihat doğru kelimeleri yaz. Kemafil misalein iki örnekte olduğu gibi. eneden sonra eftahu gelir. Yecli su gelmez yani. Bu neyle alakalı? hangi zamirin hangi fiil kalıbı ile kullanılması gerektiğini artık bilmen gerekiyor. Bu ne diyor? Bunu bir şekilde yazmıyor ama bunu istiyor yani. Bu verdiği sorular da bu isteniyor. Ene eftahı olur. Ene ebde'u olur. Ene la el'abu olur. Yine ene var. Ene la ekra'u olur. Ene eftahu olur. La, la yekra olmaz ama. Ebdul. Kısacası eneden sonra ne gelebilir? Ebde'u olabilir, Eftahu olabilir, La elabu olabilir, La ekral olabilir. Hepsi eneden sonra getirebilirsin. Peşinde hüve varmış. Hüveden sonra Yebde'u gelir, La kuru gelir, La ekralı da gelir, La gelir zaten, La yecilisu da gelir, La kuru da gelir. Hüveden sonra bunlar gelebilir. Hepsi uygun. 28. Eddersü sani ne ta'arrafu ala medresetina. Burada bırakıyoruz. Eddersü sani. ikinci derse geldik. Burada son veriyoruz. Bu ünitede, bu parçada diyelim. Üniteniz bitmedi değil mi? Birinci ünitenin ikinci dersine geçiliyor. Burada öğrencilerden neler istenmiş? Mazi, muzari, fiil çekimi artı bu fiiller ile uyumlu zamir çekimi istenmiştir. Mazi muzari fiil çekimi artı bu zamirlerle uyumlu zamir çekimi istenmektedir. Ayrıca garibun'dan sonra min geliyor. Garibun veya garibetun fark etmez. Bundan sonra min geliyor. Baidun veya baidetun fark etmez. Peşine an harfi cerri gelmektedir. Bunları bilmeniz istenmekte. Burada geçen işte ba'id, ba'de, ba'idun uzak, ba'de sonra. Galilun az, sagirun küçük, kebirun büyük, kesirun çok, gable önce, garibun yakın. Burada kelimelerin manasını bilmekte önemli tabii. Çünkü soru Arapça geldiğinde öncelikle sorunun ne olduğunu anlaman lazım ki doğru cevabı bulabilmek için ilk adımı atmış olabilesin. Eyne nerede? Eyne yüz defa daha karşına çıkacak. Dolayısıyla artık bunu öğrenmek lazım. Eyne, eyne ne demek? Nerede? Eynenin geçtiği bir yer. Eyne mâ tekûnû yudirik kümül mevt. Cenazelerde özellikle dokunur. Eyne her nerede? Ma o şey ki tekûnû olursanız olun. Siz nerede olursanız olun. Yudrik ulaşacak kum size ne? Ne? el mevtu ölüm ve şayet kuntum siz olsanız da fi burucin müşeyyede nerede olursan ol ölüm seni bulacak diyor nerede olursanız olun diye devam eden bu mealin nerede çevirisi eyneden kaynaklanmaktadır eyne ayetlerde defalarca geçmektedir dolayısıyla eyneyi boş geçmeyin Mada bilmek lazım. Meta bilmek lazım. Ve yegulun onlar diyorlar ki meta ne zaman hadal va'du bu va'id inşayet et kuntum siz iseniz neyseniz sadıkıyla sadıklarsanız bahsettiğiniz va'id ne zamanmış bak meta ne zaman çevreye bakalım. Ve şöyle derler şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Şuradaki çevrede bulunan ne zaman? Metadan kaynaklanıyor. Tamam. Çeviriler önemli. E, kelimeler önemli yani. Çok daha uzatabilirim. Burada her kelime için örnek ayetlerden, hadislerden bulabilirim. Ama ilk dersimiz zaten yeterince uzadı. Daha fazla uzatmama taraftarıyım bundan sonraki derslerimizi daha kısa tutmayı hedefliyorum. 10 sayfa, 10 sayfa işleyeceğiz inşallah. 10 sayfa bitti mi video yayınlanır. 10 sayfa bitti mi yayınlanır. diyerek ilk dersimizi tamamladık. Anlaşılmayan yerler olabilir ama sormak